Evet, herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretire, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Bu cümleyi benden defalarca kez duyacaksınız. Çekim öncesi, çekim yapacağımız yerde ufak değişiklikler yaptık. Yeni ışıklar, yeni ses sistemi, kamera. Buradan küçük bir mikrofon görüyorsunuz ama buradan böyle bir kablo geçiyor. Hatta bir kırmızı ışık da aldık. Ekip dedik hocam mükemmel olmalı video. Böyle ışıklar yansımalı. yansımalı. Ben işte renginde bile tereddüt yaşadık. Sarı olsun, kırmızı olsun, mavi olsun diye. Tabii ki bunu da videoda bahsedecektim. Bu, bu ışık var ya arkadaşlar çok bizim için kıymetli diyecektim ama işte kısmet olmadı. Işık yok. Şarjı bitmiş. Ekip mükemmel çalışıyor. Mesela bunda takılma takmayı unutmuşlar. Tamam bu da burada Uğur Göceği gibi kalsın. Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretire, hukuk öğrenmeye yeniden hoş geldiniz. Bu videoyla bizimle tanışıyor olabilirsin. Uzun sürede seninle yolculuğumuz devam edecek gibi görünüyor. Neden bahsediyorum? Hukuk fakültesini bitirdin. Hukuk fakültesine 24 Ekim 2019 tarihinden sonra e, kaydoldun ve 2024 yılında mezun olacaksın. Artık avukatlık stajını başlatabilmen için hakimlik savcılık sınavlarına e, katılabilme hakkına sahip olabilmek için senin öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını ee, başarıyla geçmen gerekiyor. Hocam bunun için ne yapmam gerekiyor? Biraz sınavdan detayla detaylı bilgiler verir misin? Onun için bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Şimdi gel ufak ufak biraz konuşalım. Evet öncelikle arkadaşlar sınavımızın çok fazla detaylı açıklaması Adalet Bakanlığı tarafından çıkartılacak olan yönetmelikle şekillenecek. Ama bunun yanında bizim öncesinde duyurusu yapıldığı bilgilerden yola çıkarak öngörülerimizi paylaşıyoruz ve açıklanan verileri sizinle açıklanan bilgileri sizinle paylaşacağım. Şimdi öncelikle bizim bu sınavımız 100 soru üzerine oluşacak. Çoktan seçmeli bir sınavla karşı karşıya kalacağız. Sorumlu olduğumuz dersler toplamda 17 adet dersten oluşmaktadır. Bu sınavı geçebilmek için 70 barajını geçmiş olmak gerekiyor ve bu sınav bu sınav hızlı 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 söylediğimin farkındayım. Tek tek irdeleyeceğim arkadaşlar. 70 barajını geçmek durumundasın. Tabii ki bizimle yol alacaksan, bizimle bu süreci adam akıllı ilerleteceksen 70 baraj senin için çok küçük hedefler kalacak. Bizim hedefimiz minimum 90'ların üstüne seni atmak olacak. 100 üzerinden bir puanlama sisteminde. Şimdi arkadaşlar 17 adet bir derse karşı karşıya kalacaksın. İşte buna disiplinli çalışman gerekiyor. Buna süreç yönetimini doğru bir şekilde ilerletmen gerekiyor. Yani süreç zor olacak mı? Zor. Ama biz bu süreci elimizden geldiğince büyük bir ekip olarak ben sadece bu ekibin görüne yüzüyüm. Büyük bir ekip olarak arkadaşlar biz bu süreci sana kolaylaştıracağız. Adım gibi eminim hakimlik sınavlarımızdan, kaymakamlık sınavından geçmiş yıllarda yapılmış sınavlardaki başarıları da üst üste koyduğumuzda hukuk mesleklerine giriş sınavında bir başka zirveleri seninle el birliğiyle başaracağız. Şimdi arkadaşlar hocam süreç yönetimi dedin 17 adet dersten sorumluyuz dedin. 70 bandını geçtiğimde barajı başarılı olacağımız söyledin. Peki sınavı kim yapıyor? Sınav ÖSYM tarafından yapıyor. Yani biz ÖSYM'nin arkadaşlar tomografisini çektik. Yani hakimlik sınavlarına tecrübemiz var. E, ÖSYM'nin yaptığı kaymakamlık sınavlarından tecrübemiz var. KPSA'dan tecrübemiz var. 2009 yılından beridir üstüne koya koya elde ettiğimiz tecrübelerle hukuk mesleklerine giriş sınavında bambaşka bir noktaya seninle birlikte ulaşacağız. Hocam bunun için öncelikle biz her sınavımıza bize özgü bir durumdur arkadaşlar bu. Her sınavımızda bu e, taltif sınavı, komiser yardımcılığı sınavı olabilir, misyon koruma sınavı olabilir, hakimlik sınavı olabilir. Bunun yanında kaymakamlık sınavı olabilir. Strateji takvimleri hazırlarız. Bu strateji takvimlerine bir tanesi de hukuk mesleklerine giriş sınavı HMGS strateji takvimini oluşturduk. Burada 40 günlük bir hedef üzerine gidiyoruz. Hocam 40 günlük hedef nedir bunun e, sembolü? Hocam 40 günde tekrarlaya tekrarlaya bir zincir oluşturuyoruz. Yani dersleri düzenli bir şekilde bitirmeni istiyoruz. Bitirdikten sonra bu çıktığı bir kez daha Bizim sitemizdeki pdf olarak sana gönderilir. Sitemizdeki whatsapp numarasından pdf olarak iste. HMGS strateji takvimi istiyorum diye sana pdf olarak gönderilsin. Bu pdf'yi çıktı al ve zinciri kırmadan çalışma sürecine başlat. Peki hocam ikinci sayfada ne yer alıyor? İkinci sayfada ise sorumlu olduğun dersler. Arkasından arkadaşlar sorumlu, sorumlu, olan diğer dersler ve bunlara bitirme sırasını tek tek belirtiyoruz. Bu takvimle yol almanı istiyoruz şiddetle. Şimdi arkadaşlar sınavda muaf mısın değil misin? Biraz gel bunu konuşalım. Şimdi eğer ki 24 Ekim 2019'dan önce üniversiteye kayıt yaptırdığında bu arada ben bunu da konuşuyorum ama ekip arkadaşlarım da kameranın arkasında hem bu sınavlar hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olmak için hem de e, böyle e, bana ufak ufak dokunuşlar da yapıyorlar. Bazen böyle güldürüyorlar da kameranın arkasında. Ama onlara e, şey yapmadan böyle takılmadan size konunun hepsini anlatma gayreti içerisinde olacağım. Şimdi arkadaşlar eğer ki 24 Ekim 2019 tarihinden önce hukuk fakültesine kayıt yaptırdıysan sen bu sınavdan muafsın. Hocam ben 2024-2019'dan önce üniversiteye kaydımı yaptırdım ama üniversiteye ara verdim. Veya da bir yıl uzattım, 2 yıl uzattım. Yani 2024'ten önce mezun olmadım. Problem değil. Senin kayıt tarihin 24 Ekim 2019'dan önce olduğundan dolayı sen bu sınavdan muafsın. Peki devam ediyorum. Hocam ben 24 Ekim 2019'dan sonra üniversiteye kayıt yaptırdım. Ben sınavdan muaf değilim. Ama ben çok başarılı bir öğrenciyim. Sizin öğrencinizim. Sizin öğrencinizsem ben derece yapmalıyım. Ben bu okulu erken bitirdim. Hocam nasıl? 3 yılda bitirdim. 3,5 yılda bitirdim. Yani eğer ki sen 31 Mart 2024'ten önce mezun olduysan sen de bu sınavdan muafsın. Hemen hakimlik sınavına hazırlık sürecini başlatabilirsin. Bu sınava girme durumun söz konusu değil muafsın. Bu sınavı geçmiş sayılıyorsun ve hemen hakimlik sınavına başvuru yapabiliyorsun. Peki hocam bu işi sıkı tutmayı anladım. Sizinle bu süreci daha disiplinli bir şekilde ilerleteceğimizi anladım. Sizinle kitaplarınızla video eğitim paketlerinizi adam akıllı bir şekilde ilerleteceğim. Peki adam akıllı bir şekilde video listesi, eğitim paketi, bir kitap seti var mı? Hazırladık arkadaşlar. Sitemizde Temmuz ayından itibaren, Temmuz 2023'ten itibaren hazırlamış olduğumuz hukuk mesleklerine giriş sınavı, video eğitim paketi artı kitap paketi arkadaşlar adam akıllı bir şekilde sizi bekliyor. Sizi bu süreçte bambaşka noktalara getirebileceğine adım gibi eminim. Peki hocam şunu da diyebilirsin kafanda hiçbir soru işareti kalmamalı. Şunu da diyebilirsin ya hocam ben ee, i̇lk defa sizinle tanışıyorum. Anlatma tarzınızı bilmiyorum. Biraz farklıdır bizim anlatma tarzımız. Normal üniversite eğitimleri vesaire değildir. Tamamen sınav formatındadır. Sana kodlarız, hikayeleştiririz. Bazen güleriz, açarız müzik dinleriz. Bu tarzda çekimlerimiz vardır. Yani biraz tarzımız farklıdır. Hatta ben ve öğrencilerimiz de bizi bu şekilde adlandırıyor. Hocam sen kırıksın diyorlar. Evet hocam. Biz kırız. Siz de bizimle yol alıyorsan sen de kırıksın. Hocam kırık ne demek? Ezberlerin dışına çıkan sınırlarını aşan kendine görülmez duvarlar örülmüşse onları yıkanlara biz kırız diyoruz. İşte biz kırız, kırık bir ekip var. Sen de kırıksın. Yani ezberlerin dışına çıkıp bambaşka bir başarıya imza atacaksın. Hukuk mesleklerine giriş sınavı bu işin sadece ilk adımı. Bu ilk adımı da çok sağlam bir şekilde atacağız. Şimdi hocam tekrar başa dönmek gerekirse senin tarzını merak ediyoruz. Tarzın nasıl? Şimdi arkadaşlar bizim eğitim paketlerimizin bir kısmı, hocam bir kısmından kastım anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku. Kitap ee, videolar arkadaşlar YouTube Hukuk Öğretir kanalında ücretsiz olarak yayınlanmıştır. YouTube Hukuk Öğretir kanalında ve bunları istediğiniz zaman açıp izleyebilir. Dersleri ben evet faydalı olabiliyor mu sizin için? Tarzımız uyuşuyor mu? Bunların kontrollerini çok rahat yapabilirsin. Ama bunları neyle takip etmeni istiyorum? Anayasa Hukuku kamp kitabıyla takip etmek istiyorum. Takip etmeni istiyorum o videoları. Arkasından Anayasa Hukuku bittiğinde idare Hukuku kamp kitabıyla takip edeceksin. Üçüncüsü Ceza Hukuku kamp kitabıyla bu üç dersi bitirdiğinde bitirdiğinde burada net konuşacağım. Bizim tarzımızı göreceksin. Faydalı olup olamadığımızın sentezini çok rahat sen yapacaksın. Tarzımız uyuşuyorsa diğer eğitimleri de seninle adam akıllı bu şekilde bitireceğimizi göreceksin. Son bir şey, bunu çok fazla soruyorlar. Hocam, adı kitapların kamp kitabı. Özet mi? Kısaltılmış bir şey mi? Belli yerler atlat atlanmış olarak mı hazırlanmış? Hayır. Anayasası, idaresi, cezası, vergisi, medeni hukuku ve diğer eğitim paketleri eksiksiz hazırlanmıştır. Ama ismi kamp kitabı geçmesi bunun marka değeridir. Değerli olan şeyin marka adı olur. Hukuk öğretir bir markadır. Kamp kitapları bir markadır. Evet sözün özü. Haydi gel başlayalım. Sözün özü haydi gel bu ilk adımı hukuk mesleklerine giriş sınavının canla birlikte okuyalım. Haydi geleceğin değerli meslektaş olacak arkadaşlarımız. Gel şu sınavın canına birlikte okuyalım. Hukuk mesleklerine giriş sınavı strateji takvimine sitemizdeki WhatsApp numarasından erişim sağlayabilirsin. Yine hukukuratır.com'daki e, videolara e, siteyi ziyaret ederek inceleyebilirsin. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşça kal. Son bir şey arkadaşlar, bizim bir mottomuz var hakimlik sınavından sonra da sınavı kazanan öğrencilerimizle, kaymakamlık sınavını kazanan öğrencilerimizle sınav sonrası onların bana öncesinde sözü vardır. Hocam ben bu sınavı kazanırsam sana o yemeği ısmarlayacağım. Sen de bana bu sözü veriyorsun. O sınav kazanılacak, o yemekler ısmarlanacak. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşçakal.